Merhabalar, bu videoda evde kolay bir şekilde vida ve somun karartma işlemini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Videoya başlamadan önce kısaca kanal konseptimden bahsetmek istiyorum. Kanalımda elektronik, 3 boyutlu yazıcılar, devre kartı tasarımları, 3D modelleme, Arduino uygulamaları gibi faydalı içeriklere yer veriyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir, açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Vida karartma işlemini yaparken keten tohumu yağı ve pürmüz kullanacağız. Başlamadan önce işlem esnasında ortamı havalandırdığınızdan ve yangın çıkmasını engelleyecek önlemleri aldığınızdan emin olun. Keten tohumu yağından 1 çay bardağına 1/4 oranında doldurun. Pürmüz olarak ocak veya mangal yakmak için kullanılan bu küçük pürmüzler işimizi görecektir. Ben bu gördüğünüz küçük pürmüzü kullanıyorum. İlk işlem olarak vidayı pürmüz ile ısıtıyoruz. Vidayı ısıtmaya başladığımız zaman oksitlenme başlayacaktır. Renk değişiminden bunu görebilirsiniz. Vida rengi değişmeye başlayınca keten tohumu yağına batırıp 5 saniye kadar bekletiyoruz. İlk seferde füme rengine yakın bir renk alıyor. Bu renk sizin için yeterli ise bu şekilde bırakabilirsiniz. Biraz daha kararmasını istiyorsak yine aynı uygulamayı tekrarlıyoruz. Bu sefer ısıtmaya başladığımızda vida üzerindeki yağ yanmaya başlayacaktır. Dikkatli bir şekilde vida üzerindeki yağın yanmasına izin veriyoruz. Artık vida istediğimiz gibi karardı. Somun içinde aynı işlemleri aynı sıra ile tekrarlayıp işlemi sonlandırıyoruz. İşlem sonrası vida ve somun bu şekilde görünüyor. Ben bu tekniği atölyemde sıklıkla kullanıyorum. Sonuçlarından da gayet memnunum. Umarım güzel ve faydalı bir içerik olmuştur. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.